Merhaba arkadaşlar kolay gelsin hepimize işlerimiz Evet bir önceki videomuzda şalımızın yapılışını şöyle yaka kısmından başladık Bu artırmaları nasıl yapacağımızı anlattım Şalımızın şu boy ölçüsünü kendi isteğinize göre uzatabilirsiniz veya bu ölçüde yapabilirsiniz diye anlatmıştım onları Kenar oyasını da yapıp şalımızın ana beden kısmını anlatımını yapmıştık Şimdiki videomuzda da şalımızın üzerinde gördüğümüz bu süsleme çiçeklerini ve boyuna geçirdiğim bu kordon bağını yapmak istiyorum. Çok güzel bir model sizlere nasıl yaptığımı da küçük bir videoyla anlatacağım inşallah. Gerek bu şalımızda gerekse örgü işlerinizin diğer örgülerinde de yani diğer örgü işlerinizde de kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli bakar mısınız şuna? Bebek patiklerinde kullanabilirsiniz bebek pantolonları yapıyoruz orada kullanabilirsiniz yani e, Kullanım alanı gerçekten çok Olan bir örgü modeli şu şekilde anlatacağım şimdi sizlere de Örgümüzü kenara alalım ve biz Şöyle hemen yapılışını anlatalım Şunu da şöyle getireyim de en azından Ne yapacağımızı görelim Şöyle evet. Bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmayan dostlarımız da emeğe saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ediyorum dostlarım. Şimdi bu modelimizi yaptığımız ip ördüğümüz neyse onunla da boyun bağını yapacağız ama e, ipimizi katlamamız gerekiyor. Aynı ben şimdi mesela videomu e, bu şal videosunu şu yeşil ipimle anlattım sizlere şimdi yeşil ipimle bunun e, bu kordonlarını yapacağım. O yüzden bakın ipimi ikiye katladım. Çünkü ipim ince, tek katıyla yaparsam çok zayıf düşer. O yüzden ipimi ikiye katladım. Ama başka bir örgülerde kullanacağınız zaman eğer ipiniz kalınsa o ayara da bakarsınız, tek katla da yapılabilir yani. Ben ipim ince olduğu için ikiye katladım. Uzunca bir ip hazırlayarak yapacağınız işin ölçüsüne göre ee, ipinizin uzunluğunu ona göre ayarlayın yani uzun bir ip tutmanız gerekiyor burada onu hatırlatayım sizlere bakın bir tane böyle hazırladım yanına bir başka ipe daha ihtiyacımız var aynı gene onu da iki kat hazırladım İplerimin ikisi de burada kordon bağı yapacağım için ipim mesela bu ipim şimdi dört kat olacak dört katı kullanacağım için tığımı da kalın bir tığ yapacağım örgüsünü ince bir tığ ile yapmıştım ama kordonunu kalın bir tığ ile yapacağım hemen şimdi başlayalım haydi bismillah öncelikle hepsini şöyle parmağıma bir dolayım başlangıcını yapayım ondan sonra iplerimi ayıracağım bakın iki ucunu da şöyle yan yana getirerek şöyle iplerimi parmağıma bir doladım bir başlangıç yapalım haydi bismillah şöyle içinden geçirdim bir tane de zincir çekip başlangıcımızı yaptık bakın burada şimdi bunu şu iki kat iki kat yapmıştık ya oradan şöyle ayırıyorum ve iki katı olan birini parmağıma doladım diğeri burada boşta duruyor şimdi Boşta duran, duran ipi kendi önümüzden dış tarafa doğru tığımızın üzerine bir defa doluyoruz. Parmağımızda olan ipi de onun şu şekilde içinden geçirip bu tarafa çekiyoruz. Bakın boşta duran ipi tığımızın üzerinden o tarafa atıyoruz. Karşıdaki parmaktaki ipi alıp bunun içinden geçiriyoruz. Çok sıkmayalım, biraz biraz serbest bırakalım. Bakın geçirdim bunu. Şey pardon, üstünden atlattım. Parmağımdaki ipi buradan geçirdim. Bakın, süper güzel oluyor. Atlatıyorum. Bunu buradan geçiriyorum. Yapmamız gereken tek şey bu. Dedim ya. Çok yerlerde kullanabilirsiniz. Bundan kendinize rengarenk bileklikler dahi yapabilirsiniz iki rengini ayrı ayrı olur ya taraftar rengi ise birini farklı renk birini farklı farklı renk olarak kullanarak taraftar renginizin renklerinde bileklikler yapabilirsiniz. Yani düşünseniz gerçekten çok yerde kullandığınız kullanacağınızı siz de göreceksiniz. Bakın. Buradan duruşu böyle, yandan böyle, arkadan bir farklı, her yönden farklı duruyor. Çok güzel bir teknik atıyoruz ipimizi geçiriyoruz atıyoruz geçiriyoruz bu şekilde bağcığımızı yaptıktan sonra özellikle bebek pantolonları falan ördüğümüzde beline hani böyle e, hani lastik takmayıp da böyle içine e, bağ geçirmek isteyenler için falan çok güzel bir model bunu bu şekilde ördükten sonra bunu kaldıralım. Şimdi çiçeğimizi nasıl yaptığımızı da gösterelim. Veya bunu böyle yapayım ben bitireyim bu şekilde. Bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi son noktaya geldiğimizde benim ipimin bir tanesi burada bitti. Bunu da burada bitirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Şuradan hepsini bakın. Hepsini topladım. Bunu buradan içinden geçirip kenetleyeceğim buraya. Kesiyorum. Bitti. Ucunu bu şekilde çıkarıp kullanacağımız iş için. Mesela az önce bahsettiğim gibi. Hadi koluma bir deneyelim. Neden olmasın? Şu şekilde. Hani ben bunu kolum için yapmadım ama göstermek amaçlı şöyle bileklik gibi yapabilirsiniz mesela burada ucuna tabi farklı bir şekilde bitirmeniz gerekiyor belki bileklik yapmadım ama yapan arkadaşlar da gördüm bu şekilde kullananlar da var neden olmasın ama bizim amacımız şalımızın kenar bağcığını yapmaktı şey boyun bağcığını yapmaktı biz onun için hazırladık bunu şimdi çiçeklerini yapalım çiçekler için gene tabii ki ince tığımızı alıyoruz Evet. Şöyle. Bunu buradan alalım. 7 tane zincir çekeceğim. 1 bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle içine batı şey baştakinin içine batıp kapatıyorum bir tane sık iğne ile de sabitliyorum burayı şunu şöyle içinde kaybedeceğim 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum yaptığım bu küçük minik halkanın içine şu şekilde tek seferde çektiğim sık iğneler yapacağım bakın bir yaptım doluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu şekilde yaptım ve şu ilk dönüş yaptığım kısmın içine şöyle zincirimi içine batarak burada çektim ve kaydırdım bakın Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıktım. Tığımı doladım. Hemen olduğum noktaya bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen olduğum yer var ya onun dibine batıyorum. Buraya şimdi bir tırabzan. İkincisini yapıyorum. 3 Aynı noktaya yapıyorum. 4 tane trabzan yaptım aynı noktaya. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın. Şu yaprağını yaptım. Şimdi ne yapacağım? Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir yaprağını yaptım. Hemen bir yandaki ee, sık iğnenin içine girip oraya da böyle bir geçiş yapıyorum sık iğne ile oraya sabitliyorum ilk yaprağımızı bitirdik tekrar şimdi 1 2 3 4 zincir çekip yukarı çıkıyorum tığımı doluyorum aynı noktaya tekrar bir trabzan iki trabzan 3 4 trabzan yaparak ikinci yaprağımı da bu şekilde bakın hazırlıyorum. 1 2 3 4 zincirle tekrar dibine inip aynı noktaya batıyorum. Hemen bir yandaki sık iğneye batıp tekrar oraya sabitliyorum tığımı. Buraya da aynı bu şekilde yapa yapa yapraklarımı yaparak geleceğim. Bakın son yaprağımı yapıyorum. 4 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirle tekrar dibine iniyorum. Hemen bir yan tarafa geçip sık iğnemi de kaydırıp şey sık iğnemi yap kaydırma tek şu şekilde kapatıyorum ve hemen diğer tarafa da kaydırmayla geçip bunu burada kesiyorum. Evet. Çiçeğimi de bu şekilde yapıp ortaya zin, şey inci diktim ben ama Sizler ister dikebilirsiniz veya ince değil de başka bir şey dikebilirsiniz veya oraya bir göbek yaparsanız tamamen sizin kendi fikrinize kalmış bir şey. Arkasında şu şekilde kapattıktan sonra şalımızın rastgele yerlerine mesela bunu yapmış olsam işte rastgele yerlerine dikerek süsleme işlerini de yapacaksınız ben bu şalımın üstünde tekrar göstereyim ben seyrek seyrek çok sıkı olmayacak şekilde bakın çiçeklerini şuradan yaka kenarına bu şekilde yaptım etek kısımlarına da bu şekilde aralıklar vererek çiçeklerimle süsledim şalımı gördüğünüz gibi bu şekilde de yapıp şalımızı tamamlayıp istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ben bunu simli iple yaptım. Simli iple yaptım ama her türlü angora iple de çok güzel oluyor. Daha önce yaptım dediğim gibi bu videoyu başladığımda anlatmıştım. Angora iple yaptım. Ee, gelin şalı olarak yaptım. Ee, çok da güzel oldu. Hem büyükleri hem küçükleri yapıp kullanabileceğiniz güzel bir şal modeli. Mesela bu pembeyi ben çocuk için yaptığım için daha küçük başlayıp küçük yaptım. Ee, şöyle bir de saç bandı yapmıştım. Bunu da daha bu videonun başında göstermiştim. Bakın saç bandı yapmak isteyenler için de bu şekilde arka tarafını başladım. 30 santim böyle trabzanları ördüm. 2, 4, 6, 7 trabzanla başladım. 30 santim örüp üzerine çiçeklerle süsleyip uç kısımlarına da zincirlerle bir saç bandı yaptım tercih meselesi yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz arkadaşlar ben sizlere başta gösterdiğim için tekrar onu da şöyle üstünden geçmek istedim yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum görüşmek üzere hoşçakalın